ülkemiz şu an bir seçim atmosferi içerisinde. Bu uğurda seçim gündemiyle beraber deprem gündemini bile unuttuk toplum olarak. Tabii toplum unutmadı da siyasetçiler şu an unutmuş gibi gözüküyorlar. Biraz eleştirelim. Çünkü bölgenin sorunları büyük ve tabii o depremle ilgili sorunlarımız var. O ayrı bir konu ama diğer taraftan unutulan bir konu daha var. O da ekonomik sorunlarımız. Ya tabii doğaldır siyaset sürecinde, bu seçim atmosferinde siyasetçiler birbirine girmiş durumdalar. Her biri birbirinin açığını kovalıyorlar ve seçimi kazanmak için bunu yapıyorlar. Ama toplumun canı yanıyor. Zaten depremle canımız yandı. Bir de cebimizdeki paranın değeriyle ilgili canımız yanıyor. Türk lirası eriyor ve çok ciddi sorunlarımız var. Onlardan bir tanesi de nedir? Cari açıktır. Şimdi cari açık konusu çok önemli. Tarihi oranda artmış durumda ve bu açık nasıl kapanacak kara kara düşünüyoruz. Ayrıca cari açık demek dövize, dolara talep de anlamına geldiği için bu dolar-TL için de çok riskli bir durum anlamına geliyor. Rubil abi, bu konuyla ilgili görüşlerini alayım. Bir de ek soru şöyle ekleyeyim. Yahu ABD'de bankacılık krizi oldu. Bu Avrupa'ya yansıdı. Dolar endeksine yansıdı. Euro değerlendi. Dolar değersizleşti. Hatta Euro Türk lirasına karşı da değerlendi. Ama Türk lirası dolar dengesinde hiçbir şey olmuyor. Bunu da bir yorumla abi. Ferit, şimdi bizim problemimiz Türkiye'nin 150 yıllık problemi döviz problemidir. Döviz açığı problemidir. Yani dışarıyla alışverişin, kendi dışındaki dünyayla, üretim eksikliği sebebiyle veya ihtiyaç sebebiyle, tüketim veya yatırım sebebiyle hiç fark etmez. Dış dünyayla olan ilişkilerindeki döviz açıklarımız bizim dış ödemeler dengesi dediğimiz, dış ödemeler krizi dediğimiz kavramlarla da ifade ettiğimiz problemimiz bizim 1850'den itibaren problemimizdir. Yani dış dünyayla bu tür parasal ilişkilerle, döviz ve borçlanmayla başlayan bir hikayedir. Şimdi Ferit, şu sıralar hep birlikte konuşuyoruz. İhracatçı kan ağlıyor. Niye ağlıyor? Döviz artmıyor. Adam içeride %140'lık, şu an %80'lik üfeye muhatap. Yani girdi maliyetleri artıyor. Giderleri artıyor. Hükümetin popülizmi sonucu her türlü fiyatları artıyor. Girdi fiyatları artıyor. İşte Nisan ayında enerji fiyatlarını seçim sebebiyle azaltacaklar. Onun dışında her şey artıyor. Döviz de %35-40 artıyor. İhracatçılar da diyor ki döviz kurlarını biraz rahatlatın ki biz zarar etmekten, hatta rekabetçiliğimizi kaybetmekten, hatta pazarımızı kaybetmekten kurtulalım. Peki. Peki artırdık Ferit. Kurları biraz serbest bıraktık, artırdık. Herkes düşünsün. 25'e geldi. Enflasyon öbür tarafta duruyor. Enflasyon yine %70, %80, %90 gitmeye devam ediyor. 6 ay sonra enflasyon karşısında kurlar yine geride kaldı mı? Kaldı. Rekabetçiliğini yine kaybetti mi? Kaybetti. Peki biz hep böyle kumanda ekonomisiyle, yani bir sistemik mantığı bulunmayan, şark bilincinin üretebileceği bezirganlık anlayışıyla ekonomiyi yönetmeye kalktığımızda, yani kurum ve kuralların, mekanizmaların, sebep sonuç ilişkilerinin en basit haliyle, sebep sonuç ilişkileriyle düşünmeyi bilmeyenlerin kurguladığı bir sistemde bu sızlanmalar devam edecek. Ondan sonra %55'lik, %60'lık bir enflasyon ortamında niye konut kredisi yok? Niye ihtiyaç kredileri pahalı? Niye tüketici kredileri pahalı? Niye iş adamı, iş dünyası finansmana, ucuz finansmana ulaşamıyor diye biz konuşacağız. Ama öbür tarafta %55'lik, %60'lık enflasyon duruyor. Komedinin farkında mısınız? Seyircilerimize söylüyorum. Komedinin farkında mısınız? Bunun Yani adına... Cumhurbaşkanı nas varken sana bana ne oluyor dediğinde aslında Biz bu yani hikayeye başlamıştık. Bunun böyle başlamıştık. olacağı biliniyordu. Hepimiz biliyordu. Şimdi sen bu tabloyu aklında iyi tut Ferit. Sen sordun şimdi cari açık. Sevgili kardeşim benim, güzel abim benim, şu kısaca özetlemeye çalıştığım mekanizma işliyorsa, senin
cari açık diye bir problemin olmaması söz konusu değil. Niye değil? Cari açığı önlemenin yolu finansal istikrarını sağlamış bir ülkenin en az 3-5 yıl sonra karşılığını alacağı uzun vadeli yatırımları yapacak kadar, teknoloji üretecek kadar, yani kısa yoldan vurkaç ekonomisiyle zenginliği düşünmeyecek kadar istikrarlı bir piyasada ihracata yönelik yüksek teknolojili, katma değerli ürünler üretecek yatırımlar yapabilmen lazım. Şimdi herkes elini vicdanına koysun, düşünsün. 6 ay sonrasını öngöremeyen bir ülkede cebinde 100 milyon dolar olsa, Ferit sana soruyorum, dünyanın da bu ülkenin de en vatansever insanısın. 100 milyon dolarla 6 ay sonrasını öngöremediğin bir ülkede 10 yıl sonrasına yatırım mı yaparsın? Bu 100 milyon dolarlık paranla spekülatif alanlarda kısa sürede para kazanmayı mı düşünürsün? Bak herkes ne dediğimi iyi anlasın. Cari açığın, bak cari açığın temeline gidiyor. Bu cari açığın sebeplerinden birisi de ortada bir finansal istikrarın bulunmaması. Daha doğrusu finansal istikrarı da sonuç olarak doğuracak enflasyonla mücadelede bir derdimizin olmaması. Enflasyon deyince de hayat pahalılığından başka bir kavramı anlamayan bir kıt, sınırlı, sığ bir anlayışa sahip olmamız. Enflasyon algımız bizim budur. Hayat pahalılığı. Enflasyon deyince bunu anlarız. Hepsi bu. Hem yöneticisi, hem idarecisi, hem halk, hem siyasetçisi. Enflasyon hayat pahalılığıdır. Bundan ibaret. O bir veçesidir, bir cephesidir, bir unsurudur. Bu saydıklarım, bak farkında mısın? Sen bana cari açık sordun. Ben sana 5 yıllık, 10 yıllık yatırımlarla 6 ay sonrasını görememe mukayesesi yapıyorum ki daha iyi anlaşılsın. Şimdi anlatabildim mi Ferit? Cari açığı, tamam, biz rakamları söyleyeceğiz. Rekor kırdık. Ne, hangi, evet, neyin rekorunu kırdık? 51.7 milyar dolar kardeşim. 51.7 milyar dolar 2022'nin ocağından 2023'ün ocağına kadar bir yıllık bazda cari açığımız 51.7 milyar dolar. Bu her ay üzerine bu rakamın, yani bir önceki yılın bir ayı hesaplamadan çıkacak, bir sonraki yılın yeni ayı hesaplamaya dahil edilecek metodolojisiyle söylüyorum. Her ay bu rakamın 2-3 milyar dolar arta gittiğini göreceksiniz. Şimdi Ferit, işin temeline, kök sebeplerine gitmeden, kök sebepleri analiz etmeden cari açık rakamları üzerinde soyut değerlendirmeler yapsam kimin ne işine yarayacak abi? Bunu zaten tekrar ediyoruz. Her programda neredeyse tekrar ediyoruz. Ama meselenin özü nereden kaynaklanıyor gördük mü abi? Gördüğümüz üzere meselenin özü şuradan kaynaklanıyor. Bir, enflasyonu yatırım yapılabilir, öngörülebilir, paranı tasarruf aracı olarak kullanacağın, mübadele aracı olarak kullanacağın, biriktirme aracı olarak kullanacağın paranın kıymetini dövize karşı da veya diğer varlıklara karşı da paranı bir fiyatlama aracı yapacak halde bir enflasyonla mücadele yapıp finansal istikrar sağlayacaksın ki öyle bir ortamda verimli yatırımlara kaynak aktarabilelim. O zaman ben Ferit'in gırtlağını sıkarım ki kardeşim ben biliyorum senin 100 milyon dolar paran var. Ülkede bak ne güzel finansal istikrar var, öngörülebilirlik var. Enflasyonun nereye gittiğini, nerede olduğunu, olacağını biliyoruz. Sen kısa vadeli spekülatif yatırımlarla niye milletin kaynaklarını heba ediyorsun? Doğru düzgün yatırım yap diye seni teşvik ederim, zorlarım, neyse. Ama böyle bir ortamda biz cari açık konuşuyoruz. Neyini konuşuyoruz abi? Nasıl konuşacağız? Ama tabii birçok yan etkisi de var. Rubli abi, bu çözüm yok. Rekabetçi kur. E peki, rekabetçi kuru revize ettik. Zaten ettiler. İhracatçıya 2 puan, %2 puan kuru farklı uyguluyorlar. Vatandaşa da kuru satmak için, dövizi satmak için bankalara bir talimat veriyorlar. Onlara 25 kuruş fazlaya satacaksınız. Bunu biliyor muydun Ferit? Dolar, döviz, euro satın almak isteyene, yani kara borsa dediğimiz, çift kur dediğimiz, çift fiyat dediğimiz döviz piyasasında oluştu. İkili kur değil, üçlü oluştu. Bir merkez bankasının uygulattığı fiyatlar,
bankalar belge karşılığı şirketlere ödenen paralar, satılan dövizler, bir de kapalı çarşı. Üç tane farklı kur var. Şimdi kendi kurumsal mekanizmalarla sistem kuramayanların deli zorlu yöntemiyle ekonomi idare etmesine bu denir işte. Kumanda ekonomisi denir. Devletçi ekonomi denir ve bankacılık sistemi bir krize girmez. İnanmıyorum. Girerse de bankacılık sisteminin krizi değildir bu. Devlet krizidir. Kumanda ekonomisi krizidir. Anladın ödemeler mı? Dengesiyle ilgili bir sorun olacağını da gösteriyor değil çok mi? Çok büyük durumlarda görünüyor. Neyin anlatayım? Yani 196 milyar dolar yıllık. Şu tabloya bir bakar mısın Ferit? Şimdi 3 ay önce, daha 3 ay önce ne diyorduk? Aralık'ta ne diyorduk Ferit? Net hata ve noksan kalemi cari açığı veya dış ticaret açığını finanse etmek için güvenilir bir kaynak değildir. Al. En alttaki D bölümüne bakar mısın? Bu Merkez Bankası verileri. Net hata ve noksan kalemi. Geçen yıl 2022 Ocak ayında 2 milyar 886 milyon dolarlık net hata noksanından para gelmiş. Döviz gelmiş. Duyuyor musun Ferit? Bak görünüyor orada. Bu yıl eksi 119 milyon dolar olmuş. Çıkış olmuş bir yerlerde. Net hata noksan kaleminden birileri gitmiş. Şimdi burada 9 milyar 341 milyon dolar bu vesileyle cari açık kadar rezervlerde erime var. Ne demek? Sen cari açığını rezervlerle kapatmaya çalışmışsın, finanse etmeye çalışmışsın. Peki nereye kadar? Cevabını herkes versin. Ben niye yani fazlasını söyleyeyim? Benim seyircilerim akıllıdır. Lafın tamamı delillere anlatılır. 9.9 milyar dolarlık Ocak ayı cari açığı verilmiş. Ocak ayında rezervlerin erimesi de 9.3 milyar dolar. Ne demek? Cari açığın finansmanını rezervlere erterek yapmışsınız. Başka kaynağınız kalmamış.